Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından. Rıza makamı. Rıza yani hoşnut olma makamına hangi yolla erilir? Cevapladı. Yüce Allah'ın kuluna yazdığı kaderde adil olduğunu ve onun takdirinin hiçbir şekilde tenkit edilemeyeceğini kalben bilip kabullenmekle. Sordum. Rıza neden doğar? Cevapladı. Yüce Allah hakkında hüsnüzanda bulunmaktan ve onun hükmünde adil olduğunu bilmekten. Sordum. Rıza benim için ne zaman kolay hale gelir? Cevapladı. Olup bitenlerin sonucunu bekleyip gördüğün ve Yüce Allah'ın senin için takdir ettiğinin senin kendi seçiminden çok daha iyi olduğunu böylece anlayıp bildiğin zaman. Sordum. Dediğinizi tam anlayabilmem için biraz açar mısınız? Cevapladı. Aziz ve celil olan Allah'ın bizzat tercihi ve sevgisiyle kulları için en iyisini bilip takdir ettiğini akıllar kavradığı, kalpler emin olduğu, ruhlar anladığı ve ilimler tanık olduğu zaman, ayrıca eşi ve benzeri olmayan Allah-u Teala'nın mutlak adil olduğunu gönüller de kabullendiği zaman, evet, işte o zaman vücudumuzun bütün organları Yüce Rabbin kader ve kazasına hiç itirazsız boyun eğer. Çünkü onlar bilir ki Rabbimiz hükmünde adildir, adaletlidir. Kaza ve kaderinde de mükemmel ve kusursuzdur. İşte bütün bunlardan dolayı da kalp onun kaza ve kaderini sevinçle karşılar. Sordum, rızanın yani hoşnutluğun anlamı nedir? Cevapladı, başa gelen acılığı karşısında kalbin sevinişidir. Sordum, bunun zıttı nedir? Cevap verdi, hoşlanmama veya kızmadır. Sordum, nedir hoşlanmama veya kızma? Cevap verdi, kaderde yazılan başa gelince gönlün kırılması, insanın öfkelenmesi ve bundan nefret etmesi ve sürekli mülk edinme hırsına kapılmasıdır. Hazreti Ebu Bekir'e sordular, doktor çağırmayalım mı? Doktor beni daha önce gördü. Ne dedi? Dilediğimi yaparım. Aynı şekilde 3. halife Hazreti Osman İbni Affan da Abdullah İbni Mesud Hazretlerine hastalığını sırasında sordu. Derdin ne? Günahlarım. İstediğin bir şey var mı? Rabbimin rahmeti bağışlaması. Senin için tabip çağırmamız gerekmez mi? Beni hasta eden zaten tabip. Sordum. Benim kaderime razı olma gücümü artıracak hal ve hallerden bahseder misiniz? İdrakimin bu rıza makamını rahatça kavrayacağı, aklımın benimseyeceği, organlarımın yerine getireceği, nefsime zorla kabul ettirmemi ve yapmamaktan dolayı korkuya kapılmamı gerektirecek şekilde bu konuda açık ve net bir şeyler söyler misiniz? Cevapladı. Öyle bir hali kazanmana iten açık ve net teşvik Yüce Allah'ın şu kelamıdır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Demek ki razı olanlar için asıl teşvik ve övgü Allah tarafından gelmektedir. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyururlar ki, razı olandan razı olunur, öfkelenip kızına da kızılır. O halin açık ve net olmayıp da kapalı olan yanına gelince, o da çizdiği kaderden dolayı Allah'tan razı olmanın, Allah'ı asıl razı eden şey olduğunu kalben bilip kabullenmendir. Nitekim bir bilge şöyle der. Beni üzen ve öfkelendiren şeyden, o kaderi alnıma çok önceden yazan, eğer razıysa ve rızası da bundaysa, öyleyse ben de razı ve de mutluyum. Ya da şöyle dendiği gibi, Bekir İbni Abdullah el-Müzeyni'yi biz hastalığında ziyaret ettim. Bize dedi ki, kardeşlerim, öyle bir gece geçirdim ki, elimde şu ve şu şeyler olsa ne o geceyi tekrar yaşamak beni sevindirir ne de bunlara sahip olmadan onu geçirmek sevindirir. Allah'ın senin için yazdığı kaderin yükünü taşırken onun sana bakmakta olduğunu bilirsen sen o yükü daha rahat taşırsın. Çünkü sen geçirmekte olduğun bu imtihan sırasında Allah tarafından görülmekte olduğunu bilmektesin. Cesaretini nasıl sebat ettiğini, senin son derece aciz oluşunu, senin yalvarıp yakarmanı, kaderini çabucak kabullenmeni, beklenmedik bir şekilde gelen musibeti gönül hoşluğuyla karşılamanı o elbette görüp bilmekte ve bundan dolayı senden razı olmaktadır. Yüce Allah işte kullarının bu halini sever. Nitekim sevgili peygamberine aleyhisselama şöyle seslenir. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. İbn-i Avn şu hadiseyi anlatır. Haccac, Said İbn-i Cübeyr Hazretlerini yakalayıp getirmeleri için adamlar gönderdi. Bulduklarında onu salıvermemeleri konusunda da onlara and içtirdi. Bu görevliler Yüce Allah'ın
O meşhur aleme verdiği heybeti görünce hem hayran kaldılar hem de dehşete kapıldılar. Ağlamaya başladılar ve işin içinden sıyrılmaya çalışarak kendisine şöyle dediler: Rabbinin katında bağışlanmamız için dua et. O da onlara şu karşılığı verdi: Sizi nasıl mazur gördüğümü ve Rabbimin ilmi ezelisinde benim için yazdığından ne kadar memnun olduğumu bir bilseniz. Sordum: Allah sizi esirgesin. Gönül rızaya nasıl kavuşur? Cevapladı: Her başarının yüce Allah'tan geldiğini ve onun bir nimeti olduğunu bilmekle, manevi hakikatleri görüp bilmeleri için kullarına yardım eden, onlara hidayet veren, onlara rızasıyla mukabele eden odur. Bunları kullar bilince kalplerindeki şükran duyguları coşup artar ve yüreklerine yüce Allah'tan her daim razı ve memnun olma güç ve kudreti gelir. Sordum: Rıza makamındaki insanın rızasının güçlenip artması için daha başka bir şeye ihtiyacı var mıdır? Cevapladı: Evet, vardır. Rızasını ispat edip gösteren halinin elinden alınmasından korkması ve Allah'ın nimetlerine şükrünü tam olarak yerine getiremediğini bilmesi. İşte bu iki şey Allah'ı arzulayanların rıza makamlarının derecesini artırır.